hasta bakıcı olarak mı gittin, dini nikahla eş olarak hasta mı gittin? Hasta olarak gittim. Ben dini nikah yaptırmadım. Dini nikah. Sevgili misiniz? Hayır. Gönül ilişkiniz var mı? Hayır. Olamaz. Birbirinizi seviyor musunuz? Hayır. Olamaz. Aşk-ı tom diyor musunuz? Hayır. Olamaz. Canım diyor musunuz? Hayır. Olamaz. Yakın temasınız var mı? Otelde görüntülü. Hani ilişkinin her boyutunu sorayım ki atlamayayım diye. Onun iki çocuğuna da sen mi bakıyorsun? Evet. Kendi çocuklarına da bakıyorsun. Evet. O alt katta bir ev açtılar bana dedin. O evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Yalan. Ben üst katta yaşıyorum. Hmm. Kendi çocuklarımla onlar yaşıyordu. Alt katta. Onlar alt katta. Evet. Peki Ferdi Bey. Efendim? Bir hasta bakıcıdan arkadaşlığa döndü. Televizyon ekranı var mı bulunduğunuz yerde? Var. Ekrana bakabilir misiniz şu anda? Bakarım. Diyorum ki buyurun bakın. Televizyon ekrana bakın. Siz de bakın lütfen. Bakıyorum. Allah'ım. Bu nasıl bir ilişki? Resmimi kaldırır mısınız? Durtuldum. Verelim. Resmimi kaldırır mısınız? Tabii kaldıralım. Evet dinliyoruz. Nasıl bir ilişki bakalım buyurun. Resmimi kaldırın. Tamam kaldırsınlar. Bu nasıl bir ilişki? Nasıl ilişki? Nasıl bir ilişki? Nasıl ilişki? Ya bak işte gördünüz. Bu hanımefendi sizin yanınıza gelip dini, size ona bir şeyler vaat edip sizinle bir ilişkiye mi başladı? Hayır. Emin misiniz? Hayatım sosyal medyada bangır bangır yayınlamışsınız bunları. TikTok'larda gamzelim gamzelim diye. Bir gamzel geldim. Gamzelim işin arasında çıkıyor. Anneniz nerede Ferdi ama Bey? Ama tam buluşmuşlar. Burada? Ferdi Çünkü Bey. Ben ona denk değildim ki. Bir saniye bir adam biriniz konuşun da biriniz. Biriniz konuşun. Karakterim. Bir kişiyi sosyal medyada tanıyıp sana yanıma gel mi dedi. Doğruyu Hayır, konuşalım. Hayır öyle söylemedim. Çünkü anlatmam gereken daha önemli var, şeyler var sana. Var içi dolu dolu tehdit Kemal de var. Kemal Bey karışmayın. Bu kişi size ben de yalnızım bak sen de evliliğinde mutsuzsun benim yanıma gel mi dedi. Hayır ben Yalan. Onu aradım. Sen onu aradın. Hayır. Nereden buldun bu kişiyi? Normal arkadaşlık zaten. Arkadaşlık sayfasından. 5-6 aydır telefonda mı görüşüyordunuz? Evet. 23 Kasım'da bu kişinin yanına mı gittin? Evet. Hala mesela şu görüntüden sonra hala bu benim, ben onun hasta bakıcısıyım diyebilir misin? Diyemem. Diyemezsin. Bu adamın seni kullandığını söyleyebilir miyim? Hayır, söyleyemezsin. Tamam, ben söylerim. Göreceğiz, gün ola, harman ola. Ben söylerim. Söyleyemezsin. Söylerim. Söyleyemezsin. Söylemeye devam edeceğim. La Kemal, gün ola ayran olsun. Göreceğiz, seni de bazen böyle boşlukta olduğumuzda, o boşluğu da hiç sevmem ama hayatımıza giren insanlar bize bir şeyler vaat eder. Çünkü o sırada onun çocuklarına... Siz mi sordunuz? Yaşlı anne var mı ortada? Evet. Sen onunla ilgilenmiyorsun. Sen Ferdi'nin yanına gittin. O evi çekip çevirecek bir kadına ihtiyaç vardı. Aa, Esra'nın bir şey söyleyeyim. Bir aklıma bir şey geldi. Ve dini nikahlı eşlerde, dini arkadaşın nikahlı elektrik sümükesi yokmuş, onu da götürmüştü giderken. Hasta bakıcısından çok ucuz. Bak aklıma Bakın, geldi. Bakın bu kandırıldığınızı fark ediyor Giresun'da. Musunuz? Bunun maliyeti çok ağır Gülizar. Gereken hakime bırakıyorum, cezasını versin. Ferdi Bey. Efendim? Tekrar soracağım, Gülizar Hanım sizin sevdiğiniz biri mi? Evet sevdiğim biri. Bitti, oldu mu? Niye bunu en baştan söylemediniz? En başta söylemediniz. Bakın ben çıkayım oraya konuşalım karşılıklı dedim. Tabii buyurun gelin. Pazartesi geliyor musunuz? Gelirim. Ben yok. Nasıl tanıştınız Gülizar Hanım'la? En azından. Gelirim gelirim sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Delikanlısın. Ben geliyorum. Ya. Kemal Bey orada hani bana diyor ya geldiğinizde Kemal Bey'le görüşürüz. Muydunuz? Nikahımın altında zina yapıyorlar. Bak konuyu açma. Bak. Bir dakika zina diyor ben. Nasıl zina yapıyorsun? İmam ne diyorsun ya? Ha, sen imam ne diyorsun? Ha, bak imamı unuttum. Allah'a saygı her zaman sonsuz. Sen bana söylüyorsun. Kemal Bey siz Ferdi Bey'le konuşmayın. Ferdi Bey geliyor musunuz pazartesi? Geliyorum alın biletimi tamam geliyorum. Nasıl ikna ettiniz Gülizar'ı benim yanıma gel diye?
Hanımefendi beni ikna etmedi. Bu bir yıldan beri boşanacağını söyledi. Biz normalde arkadaştık, tamam mı? Hı-hı. Bir yıldan beri boşanacağını söyleyip böyle böyle dedi. Ben de tamam dedim, öyle deyince. Ondan sonra... Evet. Ve eşinin dövdüğünü böyle böyle yaptığını... Hani diyor benim eşim parasını yediği. Ben Gülüzel Hanım'a orada sorun. Bir lirası yemiş miyim veya ben para vermiş miyim? Sorar mısınız? Yemiş miyim, vermiş miyim? Buyurun cevaplayın. Çocukları hastaneye kim götürmüş? Sorar mısınız? Parasını kim vermiş? Gülüzel Hanım'a sorun. Hayır. Bir şey söyleyebilir miyim? Esra Hanım, sözünüzü kestim. Giresun'da merkezde taksici ama isim vermiyor. İsim de vereyim. Şafak Özdemir arkadaş bağlanabilir mi taksiye? Tabii beni, ne diyor, ne diyecek? Siz söyleyin. 3 yıldır öncesinde. Benim çocuklarımı beni her yere götüren arkadaş o arkadaş. Ya camiye bağlansın. Hatta numarası var, telefonum siz açılsın. Siz yokken sizin yerinize ulaşımı evet, sağlayan kişi. Kardeşim, abim. Kaldırır mısın? Peki. Tamam, kaldırsınlar. Ferdi Bey'i de alın. Biletinizi alıyor ekip hani arkadaşlarım. Size biraz sonra saati söyleyecekler. Kaçta nereden otobüse bineceksiniz? Şimdi Kemal. Sen bunu biliyor muydun? Kemal bitti. Kemal bir... Ama ben ta baştan dedim ya. 3 yıldır evlilik yaptım. Baştan beri takipteyim. Ama nasıl takipteyim? Çocuklarına ona verdim o sevgiyi. Uzaktan ayrı eve taşıdım. Her şeyi yaptım. Hadi ki yetişemedin mi? Yetişemedim yerde çevremden aldım. Çevrem bağlansın. Beni seven sevmeyen. Vicdanı varsa ben bu kadını kadın yaptım. Bu eski evden yeni eve geçtik. Bir şeyler oldu. Çocuklar aldık gittik yeni bir eve geçtik. Ne olursa olsun affederim diyordun. Esra asla. Hanım. Asla. Esra Hanım. Asla. Söyle. Bir kadını dışarı yol... Evde sevgi oldu mu kadın dışarı gider mi? Evde? Evde... Ben sevgi yoksa dışarı gider mi? Sorsun şehir, şimdi daha önce evliliği deneyimlemiş ben biri en büyük ve bundan dolayı canı yanmış biri olarak senin sevgine aç ve sevgisine hasret olduğunu düşündüğüm çocuklarım var. Senin tam tersi bu dönemde kımıldamaman lazım. Çünkü niye? Devlet geldi seni inceledi dedi ki Gülizar ben senin çocuklarını alıyorum. Aldı mı? Aldı. Evet. Sen sonra bir düzen kurdun. Kemal'le evlendin. O artık şartlı mı, anlaşmalı mı, sevgili mi, nasıl bir evlilik bilmiyorum. Sonra sen bu düzenle beraber devletin huzuruna çıkıp sosyal hizmetlere ne dedin? Ben tekrar çocuklarıma annelik yapmaya hazırım dedin, değil mi? Evet. Ve sosyal hizmetlerin oradaki kuralları biliyorsun. Onların senden beklediğini, çocukların düzenini, sistemini bozmayacaksın. Onlara... Bir aile ortamı yaratacaksın. Tüm kontrol alalı. Bu çocukların üzerinde olacak. Bunların yerini değiştirmeyeceksin. Böyle bir denetime tabi tutulan bir insan. Bırak Ahmet'i Mehmet'i. O çocukları kaybetme pahasına sosyal medyada tanıdığı birine gider mi? Aha işte örneğin Türkiye'de. Bir dakika. Bunu yapar mı? Bunun senin için ne kadar büyük bir risk olduğunu biliyor musun? Hiç sana anlatamadım ya. Ben Esra Hanım. Bu üç senin yıl için anlatamadım. Risk. Ama sen çocukları alıp yani 5 ay önce tanıdığın Ferdi'nin yanına gidiyorsun. Ferdi evet. Kim? İn midir, cin midir? Biliyor musun? Bilmiyorsun. Hayır. Çocuklar şu anda kaç yaşındalar? 9, 10, 11. Okula gidiyorlar. Hı-hı. Okula gidebiliyorlar mı? Evet. Babası bulunduğun yerde gönderdin. Çocukların okulunu değiştirdin. Siz normalde Bursa'da yaşıyordunuz değil mi? Hayır, hayır. Giresun. Giresun. Giresun'da yaşıyordunuz. Sosyal hizmetlerin eminim bundan haberi yok Giresun'daki. Yok. Bulunduğun yerde. Hep yalanla geldi. Böyle bir riske değer miydi? Çünkü... Bak çocuklarını kaybetme pahasına. Bırak Kemal'i. Senin hayatında bir önceliğin var. Kim? Çocuklar. Abi, bir de üçüncü abi, çocuğunu abi. Sen yanına almaya çalışıyorsun. Bu şartlarda bundan sonra kurum sana güvenip çocuk emanet eder mi? Asla. Şikayet edeceğim. Kemal... Kendim elimle şikayet edeceğim. Hayır. Sen de işine geldiğinde bunu kullanma lütfen. Aman sen bir çocuğu daha almak istiyorsun. Bu sefer sen şimdi böyle her sıkıldığın yerden sosyal medyadan birini bulup kaçarsan... ...orada çocuklar bir tehlikeyle karşılaşırsa riskler çok. Çok değil mi? Evet. Okuyorsunuz, duyuyorsunuz. Yok, tanıdığımızı sandığımız insanların TikTok, altından TikTok. Neler çıkıyor. Fenomen oldu ya. Bu Kemal davası değil. Allah'a bırakıyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Ben Allah'a bırakıyorum. Senin öncelikle çocuklarına karşı sorumluluğun var.
Hani çocuklarını yurda verirsin, dersin ki kardeşim ben tek başımayım, istediğim yere giderim. Kimse de sana bir şey söyleyemez. Bilirsin ki çocuklar orada. Esra Hanım sorsana, 3 yıl boyunca biz bir kere dövüşüp de adliyeye gitmiş miyiz ya? Sorun, araştırırsın ya. Hani diyor ya o arkadaş şahıs diyorum ona. Hani ben onu dövmüşüm ya. Kafasını gördüğü gibi kapıları kilitlemişim ya. Değil mi? Doğru mu? Evet. Bu evi kim baktı o zaman? Sana devlet 5000 lira verdi. Eve kim getirdi? Apartmana her akşam kameralar bakılsın istiyorum ya. Ben yani şu yüzümün hakkını yani Allah'ınızı seversen ya gören görmeyen arasın söylesin ya. Ya da fotoğraf atsın ya. Bu adam çalışmadı desin ya. Bu kadın evde kapısladı desinler ya. Ben yapmadım mı? Hala ne? Benim öyle bir yüzüm olsa şuraya çıkmam. Hı. Vallahi bak Allah'ıma büyük konuşuyorum. Çıkmam. Bu hareketi yapayım. Çıkmam. İlk gün ne dedim? İkinci gün ne dedim? O dedim. Ben dedim para avukat tutarım gider boşarım. Buraya çıkmam dedim. Ama demek ki sende bu ahlak, bu yüz yok. Ya nasıl bir insansınız? Nasıl bir anasınız ya? Ana dediğin zaman ne diyor biliyor musun? Anne evladı sararlar. Baba çalışır. Siz nasıl bir adamsınız be? Biz ne yapalım? 7 yılını siz evde bekleyelim mi? He, bekleyelim mi? Benim ağzımı açtırma. La aç, aç. Kendini dök. Daha nasıl bir yüzün var da ağzın açılacak? Bana bir söyle. Senin 2-3 tane çocuğuna, benim kızıma. Ya sen demek benim kızımı da götürecektin ya belki de ya. Ben kendi çocuklarımı götürdüm. Demek annesi olmasa benim kızımı da alıp götürecektin. Bunu da düşünmek zorundayım ben. Ben senin kızını niye alayım? Kime bırakacaktım ben? Bursa'dayım ha. Gülizar mı bakıyordu çocuğuna? Tabii annelik yaptı ya. 3 yıl annelik yaptı. Fotoğrafları var bakın. Demek hep sahte bir. Ben daha bir şey demeyeyim. Ben Allah'a bıraktım. Ben daha kime söyleyeyim ya? En son size söyledim. Allah razı olsun. Allah şu vara Esra abla çoluğuna çocuğuna mutlu etsin seni. Ama başka hiçbir şey demiyorum. Ama çok garip bir şekilde Kemal ben senin bunu bildiğini düşünüyorum. Bilmiyordum abla. Abla ben işimde gücümde olanım. Kimsenin affedersiniz. Herkes abim bacım. Bak o kadar geldim burada. Kimsenin namusunu ağzımı açmadım. Hepsiyle abi kardeş bacı oldum. Yalan desinler. Çıksınlar Kemal bunu yaptı desinler. Bana şu sözleri şöyle desinler. Herkesin derdini dinledim sizin programda. Yalan desinler. Ben hayatı yaşadım abla. Abla ben 72 gün cezaevinde tek başıma dört duvar arasında yattım. Ama hep hayatı düşündüm. Dışarıyı düşündüm. Bu insan ceza almasını istiyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ya anne dediğin zaman, baba dediğin zaman nedir ya nedir? Taşımak mıdır? Hep taşımak mıdır ya? Birilerine gitmek yani farklı bir şey mi almak var ya? Ya ben şimdi bundan ayrılmak istesem giderim. Gittiğim yere derim ki kardeşim ben seni sevmedim. Boşanmak istiyorum. Tutarım avukatımı. Ya sen hangi yüzle çıktın geldin ya? Hangi yüzle? Ben bu yüzü keser atarım ya. Ben sana söyledim. Söyleme olmuyor. Ben adalette söyleme var mı ya? Ne dedin? Söz avukat, uçar yazı kalır. Avukat tuttum dedim. Hani yapma, avukatın beni aramadı dedim. Ki ne zaman aradı? Avukatın beni niye aramıyor? Paran yok ki çünkü. Onun da parası yok. Nereden biliyorsun olmadığını? Benim kartım bende. Ha demek ben ki de. Paralı insana kaçmış. Allah güle güle iyisin, nasip etsin konu de girsin. Konu para mevzu girsin. Değil. Gülizar bulunduğu yeri ve çocukların hayatını böyle birdenbire değiştiremez. Yıktı çocukları asıl bu. Asıl mevzu bu. Çocukların hayatını yıktı bak, yıktı. Şu anda çocukları tamamen yıktı. Çocukları ne kadar yıktı. Oldu alalı? Çocukları kurumdan alalı bir yıl mı oldu? Nasıl? Çocukları kurumdan alalı bir sene. İki sene avukatım. İki sene. Bir yıldır da diyor ki Ferdi Bey benimle konuşuyor ve boşanacağını söylüyor. Bu 6 ay diyor avukatım. Bunun da bir yalanı var. 6 ay dedi ya. Birisi o bir yıl diyor, bu 6 ay diyor. Fark ettiniz mi? Bu 6 ay onunla görüşüyorum dedi. O beyefendi, beyefendi oldu. Şimdi benim gözümde beyefendi o. Mesela ben şeyi merak ediyorum. 9 ve 11 yaşındaki çocuklar idrak çağında olan çocuklar. Çocukları alıp çanta gibi bulunduğu yerden özellikle kurumdan çıkan çocukları. Ya öncelik hayatta nedir mesela? Böyle bir piramit gibi düşünün. Önceliğiniz hayatta en tepede, piramidin en tepesinde olan kim? Avukatlarım bana anlatır mısınız? Yok bir soralım ona. Yok o anlamıyor. Ben 3 yıldır anlatamadım. Sorunuz bu her şeyi anlıyorlar ya. Siz de karşıdaki insanları böyle şey yapıyorsunuz. Yani kurumu kandırmış, devleti kandırmış. Kendisi.
Sosyal medyayı iyi kullanabiliyor. Kendisi, başka yere gidiyor. Evet. İkametgahını alıyor. Evet, her şeyi yapıyor. Ya ben avukatım, bak mesleğim bu. Ben 40 defa düşünürüm bunları bulunduğum yeri değiştirebilmek için. Korkarım, çekinirim. O korku dediğiniz şey de sorumluluktan olan korku. İşte buyurun. Önceliğiniz nedir Gülizar Hanım? Piramit yaptınız. Piramitin tepesini sıralayın bakalım aşağı doğru kimler var? En tepede kim var? Çocuğum var. Ben kime güveneceğim? Güvenmeye adam kalmamış. Çocuklarınız mı gitmeyi istedi? Efendim? Çocuklarınız mı gitmeyi istedi Ferdi'nin yanına? Evet. Beraber gidelim. Çocukların için atıyor. Yeni Ferdi'yi modada programda bu biliyorsunuz. Ferdi'yi tanıyorlar yani. Ne diye tanıttınız? Abi. Abi. Ferdi şimdi abi. Anne sosyal medyadaki abinin yanına gidelim. Yeni araştırdınız mı Ferdi Bey'in sabıkası var mı, nasıl bir insan? Çocuklar her şeyi ister. Yok. Hataya düşeceğini biliyorum ben. 3 yıldır bekliyordum bu anı, yaptı. Allah razı olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Ya nasıl? Esra Hanım, size de sorayım. Evlilik nasıldır ya? Bana anlatın. Ben yaşadım, gördüm. Evlilik bana... hat sot değil Kemal. Evlilik nedir biliyor musun? İki insanın o evin içerisinde, o evin şartlarını bilerek... Güven. Birbirine saygı duyarak. Güven. Sözcüklerini özenle seçtiği. Evet. En başta güvenin olduğu. Evet. Şefkatin olduğu. Evet. Ve o masaya oturduktan, o sözü verdikten sonra her iki tarafında sözlerine sadık olduğu çok önemli bir kurum. Evet, biz bunu bu şekilde... Hele işin içine çocuklar girdiğinde... Evet, daha çok mutlu. Karı kocalığın dışında anne babalık, karı kocalığın çok daha üzerine çıkıyor. Bu sefer attığın her adımı, söylediğin her sözü bu çocukların hayatını etkiler mi diye düşünmeye başlıyorsun. Esra Hanım, sözünüzü kesebilir miyim? Yani her fırtınada o gemi terk edilmez. Bir şey söyleyebilir miyim? Ama tabii sizin fırtına diye nitelendirdiğiniz şeyleri siz görmüyorsunuz. Tam hava günlük güneşlik, güzeldi her şey, yolundayken pıt diye diyorsunuz ki bak biz bu fırtınada bunları yaşamıştık. Evet. Şuna karar verin. Bir hayat arkadaşı, iyi bir eş olmanın ziyadesinde eğer ikinci evlilik yapıldıysa iyi bir ebeveyn olma özellikleri taşıyor mu? Baba için de anne için de aynı şey ben geçerli. Kendime, Kemal Bey, size göre şu anki evliliğiniz iyi bir evlilik mi? Şu anda değil. Değil. Eşinizle çocuğunuz yok, ortak çocuğunuz. Ayrılmak istiyor musunuz? Şu anda getirsin, gözüm kapalı gideceğim. Nereye getirsin? Kağıdı getirsin hemen, anlaşmalı tek celsede. Anında hiç. Anlaşmalı, uzlaşmalı bir an önce bitirmek istiyorsunuz. Evet, evet. Hiçbir şey istemiyorum, hiçbir şey de talep etmiyorum yani. Bu şekilde gitmek istiyorum, arkamı dönüp de. Siz? Aynen. Bak. Vay be. Gülizar Hanım mesela şu dikkatimi çekti. Bir hanımefendi bağlandı. Telefona bağlanan Ferdi Bey de siz de dediniz ki... Hayır, o komşu değil, acayip kız kardeş. Evet. Ya insanın kız kardeşi bunu yapar mı? Mesela gittiğiniz ailede de bir kaynayan kazan demek ki. Çocuklarına bakmadığını söylüyor mesela. Çekemiyor. Eğer ben onu da düşünüyorum şimdi. Eğer ablasıysa siz tanıyorsunuz, sesten tanırlar. O veya değil bilemiyorum ama. Döndü de diye, döndü mü dedi, bir şey dedi. Yani döndü. Ablası olan bir insan kendi kardeşine, çocuklarına bakmıyor. Bunların dedikleri doğru değil, bunlar güvenilir insanlar değil der mi? Der. Kardeş kardeşe yapar. O şahıs der ablam, avukat hanım. O şahıs der. Bana mı soru sordu, ben mi anlamadım? Esra Hanım, sizin aranızda sosyal medya çocukların elinden alınsın. Ben aldım. Vallahi böyle... incelemeyi yapacak olan kurumun kendisi. Ben hiçbir şey söyleyemem. Ama evet. Siz de evin içerisinde sizi terk ettikten sonra ay kötü bir anneydi. Şöyle olumsuz bir anneydi ama ardından da öyle bir anneydi ama olsun gene de ben barışırım diyorsan sizde de bir tutarsızlık hayır, hayır, var. Hayır, 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 hayır. Esra Hanım, ben gidiyorum. He? Ben 3 yıl taşındım. Daha yarın öbür gün kimi bulacağı garantisi var mı? Şimdi birini kötü bir anne olarak ilan edip ardından o insana dön dön diye yalvarır mısın? Ama şimdi bilmediğim yani ben... Yani karım olursan kutu, başımın tacısın ama olmazsan sen kötü bir annesin dersen karşı tarafta menfaatine göre. Vay be, 3 yıl beni nasıl kullandın? Bunun sorusunun ben cevabını... Ben seni 3 yıl kullanmadım. Ömrü billah bak, ömrü billah unutma. Bak, Allah sana can, sağlık versin.
Bak iki tane evladın var. Üçüncü hatta kızın da var. Bak kızın da var. Peki bu arada pazartesi günü Ferdi Bey geleceğini söyledi. Benimle ilgisi yok. Onu bekliyor. Tabii ki sizinle ilgisi yok. Sizin anlaşmalı boşanmanız konusunda biz size aracı oluruz. Evet. İnşallah bu konuda tutarlı davranırsınız. Ben asla bak şu anda zaten diyorum ki şu anda gitmek istiyorum. Beni bırakın. Bana boşanma yerine çağırın. Ama dün akşam size bir şey olmuş Kemal işte, Bey. Tam siz tersi. Buralarda geziniyordunuz. Çok hareketli bir Kemal Bey vardı. Ama avukatım bir şey söyleyeyim. Siz bugün oturduğunuz yerden kalkamadınız. Ne olduysa gece olmuş size. Evet. Neyse Kemal Beyciğim bir boşanma süreci yaşanacaksa boşanma sürecine gireceğiz. Cevap verin. Süren bitti. Avukat hanım kapalı kutuyu çözmeye geldim. Allah razı olsun sizden. Bütün hani ATV çalışanlar çok teşekkür ederim. Başka hiçbir şey demiyorum. Ben de kutunun çok kapalı olduğunu düşünmüyorum. Ama ben o çerçeveyle bakmadım işte. Anladım. Hani bilmediğim... kutu kapalı değildi. Teşekkür ederim. Peki. Sizi uğurluyorum. Siz de buradan Gülizar Hanım. Yayındayız mikrofon. Onu konuşabilir miyim? Ha, benim aracılığımda Kemal'e. Evet. Kemal Bey sizinle görüşmek istiyormuş. Ne konuda? Siz ne konuda? Sizinle görüşsün. Tamam. Gel dışarı gelsin görüşelim. Ben bir şey peki ekip arkadaşlarım organize edecekler bu görüşmeyi. Çok enteresan. Yani düne kadar Gülizar görüşmek istemiyordu. Şimdi Gülizar görüşmek istiyor. Kemal kendini ağırdan satıyor. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.